tarihi terk edilmiş yıllar öncesinden kalan Efes Oteli'ndeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz o yapı Söke'nin Efes Oteli. Bilenler bilirler içinde kimlerin ne anıları var. Eskilerden, burada konaklayanlardan kimler kaldı kim bilir burada. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Yine şahane, yine süper bir video hazırladık bugün sizler için. Aydın Söke ilçesindeyiz. Tarihi terk edilmiş yıllar öncesinden kalan Efes Oteli'ndeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz o yapı Söke'nin Efes Oteli. Bilenler bilirler içinde kimlerin ne anıları var. Eskilerden, burada konaklayanlardan kimler kaldı kim bilir burada. Hiç vakit kaybetmeden şimdi hemen hızlıca otelin içine gidiyoruz. Söke Belediyesi'nin arkeologlarından Sezgin Bey bu gezide bize eşlik edecek. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Haydi otele. Yıllardır kapısına böyle kilit vurulu yatıyordu. İlk defa belediyeden aldığımız özel izinle çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Buraya da bir giriyoruz bakalım. Ben şahsen şimdi buraya hiç girmedim. Daha önce hadi Efes sinemasına bir girdik çıktık tabii. Buraya ilk defa. Burası herhalde abi resepsiyon değil mi? Burası resepsiyon bölümü. Şimdi asıl buradan Sezgin abimi de bugün gerçekten o kadar uğraştırıyoruz ki. Abi ne kilitler vurulmuş, kaç tane kilit atılmış. Neler yapılmış ya. Burası gerçekten iyi saklanmış ama kapıları camları kapalı olduğu için başına bir iş gelmemiş buraların. O yüzden bugünlere kadar düzgün bir şekilde görme şansı da doğmuş. Çok şükür. Evet. Buyurun arkadaşlar, burası da otel kısmımız. Abi eskiden ne oteliydi? Efes Oteli gene. Yangından. Eskiden Marsilya Oteli. Marsilya yani Oteli. Burada tek başına başka bir bina varmış yani. Onun da bir fotoğrafı var bende öyle. Vallahi. Belediye gelirseniz verir yani. Artık o da o zaman 30'lu 40'lı yıllar galiba değil mi? Tabii yapılması oldu. Tabii. 30'lu 40'lı yıllarda çalışıyormuş yani otel olarak. Sonra i̇şte Efes. 48'lerde işte bir kriyo. Yangın. Yıllarda yangın geçiriyor. İşte enkazı tamamen yıkılıyor. Yerine de Efes bu otel. Tamam. Abi buyur. Şöyle bir gezelim bakalım otelimizde. Tarihi. Burada küçük bir makine dairesi gibi. Tabi buralar hani sonradan böyle yani değiştirilmiş yerler yani. Aynen. Burada küçük bir alan var. Şöyle merdivenden. Buradan aynı. Abi otel çok temiz ya. Biz çünkü şimdi hep böyle yıkıntı döküntü yerlere gidip çekiyoruz. O kadar şey değil yani. Evet. Bakımsız ya da tarih olmuş durumda değil, değil yani otel. Yani şimdi izleyenler belki inanmayacaklar. Hani burası tarihi değil gibi ama baksana. Vallahi gıcır gıcır görünüyor hala burası. Şöyle buradan artık odalar ilk bu kattan başlıyor. Ooo işte tarih burada başlıyor abi. Mesela genelde bunlar şey işte ortak kullanım banyosu tuvaleti olan odalar. He. Üstlerde mesela hani odada kendi mı? Başına tuvaleti banyosu olan artık o dönemin suite odası diyebileceğimiz odalar da var. Şurada yine bir oda başlıyor böyle. Aynen girebilirsin sağlamdır. Sağlamdır yani, değil mi? Anlamda. Vay be. Tarihi Efes Otel'e bak. İlk defa bir giriyorum buraya ya. Hı-hı. Gerçekten çok etkilendim bak. Perdeler, yataklar. Çok sağlam. Gerçekten terk edilmiş bir yapı için çok düzgün yani. Çok sapasağlam görünüyor. Bir yandaki odalara bakalım. Oda çok. Abi buyurun. Bir sürü. Mehmet de bizi alabildiği en geniş açılardan şöyle uzaklardan çeksin ki full hep. İşte ortak kullanım hani banyoları. Evet. Şöyle bir oda daha mı? Yine bir odası. Aynı yine yapı. Aynı ya, plan şu olarak, mesela şey olarak, kapalı aynen. Kapı açmayı çok severiz biz. Yine böyle bu çift yataklı. Bir tane de böyle bundan yani gösterelim. Yatakları ayrı yerde. Terlik bile var vallahi yerde hala. Buradan direkt dışarıya çarşı manzarası. Otelin konumu zaten çok göbekte yani ya şehrin göbeğinde. O zamanki şehrin şeyinde. Tabii. Merkezinde. Perdeler hep karartmalı güneşten. Çok güzelmiş vallahi ya. Şöyle devam edelim bakalım. Yerlerin mesela hani karolarını öyle şey yapar. Her katta ayrı böyle değişik öyle bir mi? Tarz karo kullanılmış. Şunlar öyle kara beton değil bak. Bunlar tabii değil bunlar değil evet. Çok güzel şeyler.
Yine aynı. Mesela biz şimdi restore ettiğimiz Fatma Suat Orhan Müzesi'nin yanında işte kaktüslü ev dediğimiz yeni kamulaştırdığımız bir şey de var. Zemin karolarında böyle gene hani 10-10 şeyler kullanmışlar banyo mekanlarında. O şimdi zaman, o karoları bulamıyoruz. Yok nereye sorduk bulamadık. O ya zaman, kendimiz özel döktüreceğiz şimdi onları. Demek o popülermiş değil mi? Burada abi o zaman 1, 2, 3, 4, 5, 5 oda. 5, 5 6 mı oldu? Oda. Evet, yani. 6 oda var. Sonra böyle burası bir herhalde bir aile, bir ortak kullanım salonu gibi bir alandı galiba. Burası böyle. Sinemanın girişinin üstü. Bu ovaldan atıyor. Aynen tabii oranın böyle. Şeyi. Doğru. Burası da ama direkt şey ya. Sinemaya girdiğimiz kapının üstündeyiz. Muhtemelen yani. Abi şeydir. Hani bir çay kahve içmek aynen, için. Aynen odaların böyle yani ortak, çıkıp da ortak vakit geçirdikleri. Çünkü şu mimari yapıyı manzarayı hani bir loca gibi yapmışlar. Gibi buraya. Yani aynen. Evet o tarz bir şey yapmışlar buraya. Çok çok güzel ya. Gerçekten buraya girmek de nasip oldu ya bugün. Vallahi burada... Babam evlendiğinde burada kalmış ilk yani. Ya. Tabii onlar Erzincan'dan öğretmen geliyorlar mesela. Yani balay oteli gibi artık. Değil mi? İşte burada işte balay oteli gibi demek, ilk Efes otelinde lüks, kalmış ya. Yani. Lüks güzel bir yermiş demek. Şimdi üst kattaki artık daha kendinden diğer odalara tuvaletli olan odalara. Onlarda da gene bu taraftaki odalar gene böyle ama mesela koridorun diğer böyle dönen bir köşesi var yani. Oradaki odalar işte daha böyle suite gibi kendi tuvaleti, banyosu olan bu odalar yani. Hep bu cephede mi odalar abi? Bu cephede oda olacak bu mı? Bu cephede ve şu yan cephede nasıl desem kız mesleğe doğru değil de şu araya giriyoruz ya hemen ana caddeden o cephede var orada. Yani. Tamam. Şimdi üst kata çıkalım arkadaşlar. İnşallah bakın bu videoları beğeniyorsunuzdur. Bu video gerçekten bugüne kadar terk edilmiş birçok yeri çektik biliyorsunuz. İzleyenler biliyordur zaten. Ama benim için en özellerinden bir tanesi oldu. İnşallah sizler için de öyle oluyordur. Aydın Söke'deyiz. Söke ilçesinde tarihi Efes Oteli'ndeyiz bugün. Merdiven eğimleri mesela çok akıcı binanın. Hani hiç zorlanmadan inip çıkabiliyorsunuz. Gerçekten yani. Bak sen söylemesen fark etmem ama bir şeyler hissediyorum. Çok basit çok bir... Çok rahat inip çıkıyorsunuz yani. Bir tırmanış var. Oo burada da bir koridor var. Birazdan bakacağız şimdi oraya da. Aynen gene hani aşağıdaki koridorumuz da aynı planda yani. Yine odalar burada aynı şekilde evet, galiba. Karşı tarafta gene bekleme locası yani öyle ortak kullanım alanı gibi. Şöyle oda detaylarını birazdan zaten yine çekeriz. Var mı terlikler yani, diyor ya. Dönemin terlikleri şeyleri evet. Filan. Lambalara bak ama vay. Lambalar süslü püslü. Salon avizesi yani. Yeşil duvar boyaları, köşelerde alçı şeyler, süslemeler. Abi gerçekten çok yani temiz kalmış. Mesela bak hani işte kalan mesela şu sehpalar bile işte ne bileyim komodinler, şeyler bunlar. Hep o dönemin şeyleri işte hep eşyaları yani. Gerçek şeyleri, eşyaları. Kapılar zaten şu buzlu camlar falan. Onlar evet hiç mesela değişmemiş orijinal. Çok çok modernmiş ya. Valiz bile var bir tane ortada. Kapılarımız. Yine ortak kullanım alanı dediğimiz aynen. Yerdeyiz. İkinci kata geldik şimdi. Sanırım kaç bir kat? Bir üst kata abi? Çıkacağız şimdi. Kaç kat toplam bu? Üç kat. Üç kat. Üç kat bir kata. Tane terası var yani. Şimdi üst kata çıkalım bakalım bir de. Odalarda numaralar 17-18 kapı numaraları. Evet şeyleri. Kapılarda yazan numaralar. Vallahi ya şurası çok kolay ayaklandırılır ya. Bu yıkıntı değil burası ya. Değil canım evet yani öyle çok bir harabe bir bina değil. Şeyinde değil abi yani. İnşallah vallahi ya. Dört gözle bekliyoruz buranın tekrar kazandırılmasını. Zaten Söke'mize bir otel de lazım şehrin içinde. Biraz öyle evet, evet. Yani çok yani bir prestijli bir otelimiz evet. Şeyimiz yok şurası yani. Şurası tarihi bir otel olsa ben şahsen gittiğim mesela şehirde... buralarda böyle bir şeyimiz var koridorun ama abi. Biraz sanki buraları çalışanların kaldığı yerler gibi hani yorumladık biz. Evet. Hani biraz daha küçük şeyler odalar. Doğru, doğru abi. Burası personel. Belki ya da şey de olabilir. Yani ekonomik durumu biraz kötü olan insanlar için de belki hani şey yapılan çünkü odalar olabilir. Çünkü eski dönemin sistemi doğru. Hı-hı. Çünkü mesela oda da çok. O kadar büyük bir personele de ihtiyacı yok mesela buranın. Tabii. Dediğin gibi burada çok personel yani, olur bu ya. Yani. Bunlar abi dediğin gibi bir gecelik konaklayacaktır. Tüccardır, tacirdir. Şeydir ya da hani ekonomik durum aynen. Biraz kötüdür. Ön tarafta hani manzaralı bir oda yerine hani daha küçük burada. Bir odada hani tercih ediliyor olabilir. Aynen. Dediğin gibi bir kişilik odalar. Burası da arka cephe. Bu işte kız aynen meslek. Kız meslek tarafına doğru bakıyor yani. Evet. Bir sonra gideceğim ama. Okula doğru bakıyor buradan da. Aynen. Şimdi o zaman üst kata çıkalım değil mi? Üst kata çıkabiliriz. Şurada bir odamız var gene hani böyle küçük. Aa bak bu köşeli meşeli bir oda olmuş bu. Vay be ya. Şurada var ya kim bilir kim geldi yani ya. Yani kim yattı kalktı. Evet ya.
Şimdi Söke'nin etrafı sırf köy biliyorsun. Köylüler bir şehre iniyordu. Yani. Tabii canım yani o, ne bir ekonomik hayat evet. burada dönüyor, tabii. pazar burada tabii. kuruluyor yani. Adam belki o gün işini bitiremediyse, yani dönene de şey yapamadı. Söke o anlamda hanlarıyla da şey evet. mesela belediyenin yanında işte Cumhuriyet Hanı var, işte deve hanı olduğu şeyde altta işte deve ahırlarının olduğu, üstte devecilerin kaldığı işte hani odaların tabii. olduğundan bahsedilir. Birçok köyün merkez noktası. Yani. Vay be şurada yatan kalkan o dönemin insanları ya. Bunları izlerken tabii o günleri hissederek izlemek lazım. O zaman anlamlı i̇şte oluyor. Mesela hani biraz işte o dönemde buralarda yaşayan, çalışan insanlardan da böyle hani tarihi sözlü böyle hani kayıtlar şeyler alabildikçe hani bu tip eksiklikleri bulmacanın tabii. parçalarını tamamlayacağız tabii. Yani. Zaten genelde abi şöyle oluyor. Biz video çekiyoruz, yayınlıyoruz. Hı-hı. Sonra onun altına insanlar, şimdi o insanları önden bulamıyoruz ama çekince o insanlar onlar oraya toplanıyor. Aynen, dökülüyor sonra. Ben diyor işte o otelde şöyle maceram oldu, böyle çalışmıştım, o otelde annem babam çalıştı. Orada, şimdi o bilgiler güzel oluyor. Bakalım bunun altına da inşallah toplanırsa öyle şeyler. İnşallah evet. Oradan öyle şeyleri yapacağız. Zaten hani bu işte betonun içini dolduran o anılar oluyor aynen, zaten işte. Aynen. Özellikle burada da muhakkak konaklamış insanlar hayattadır daha çok. Yani. Eski bir tabii yapı değil. Işte, eski makinisti şu an Kemalpaşa'da yani yaşıyor ediyor. Biz be. İşte buralarda hani gelip çıkarken öyle denk geldik. İşte biraz ayaküstü sohbet ettik filan. İşte o sinemanın o ilk girişlerinin açık olduğundan filan bahsetti. Ne anılar yani. Vardır değil mi? İşte onları mesela şimdi tekrar mesela bu şeyleri işte inşaya çalışmaları tamamladıktan sonra hani gidip işte aynı sizin gibi böyle videolu bir kayıtla hani hem böyle ses kaydı alalım hem şey yapalım. Lazım. Onlar da çünkü bizim yaşayan son tarih insanlarımız tabii. yani. Bak burada yataklar falan kaldırılmış. Tabii yani bir süre sonra otel kullanılmayınca ileride de var yani öyle. Yataklar şurada işte çarşaflar falan. Elbise dolabı gibi odaları var. Su gardıropları var. Şurada küçük bir lavabosu şeyde. Var. Sadece tuvalet banyo ihtiyacı ortak kullanım arkadaşlar bunlarda. Onları koridor başlarında görebiliyorsunuz. Odalarda bir çeşme, lavabo, böyle bir elbise asmak için küçük bir gardırop. Bu sistemleri var. Herhalde her şimdi localarımıza götürdük sizi. Odalara geldik şimdi. Artık zenginlerin odası mı abi öyle mi? Biraz gene buralarda hani şeyler var. Bunlar normal standart. Odalar. Hı-hı. Buralarda işte dediğiniz gibi hani artık otel kullanımından sonra hani ilgilisi o zaman şey yapmış. Aynen. Burası gene bir hani küçük bir loca. Bu katın. Battaniyeler burada. Tabii battaniye yastık işte şeyler. Vay be. Yaşanmışlıklar burada işte bak. Duruyor yani. Çarşaflar, yastıklar, nevresimler hepsi buraya istiklendi. Mesela bakın işte dediğim gibi bak yer karoları her katta böyle de, mekanlarda farklı. Farklı he? Her katı özel. Acaba şey mi yaptılar abi? Her sene ayrı bir katı mı inşa ettiler? Atıyorum bir para oldukça bir kat belki daha belki bir kalemde mi bitirdiler evet. inşaatı? Belki ama sanki olabilir. Bir kalemde bitti diye biliyorum yani. Ben de öyle yani. Hatırlıyorum ama. Hani öyle olabilir. Bir devam eden bir süreç hatırlamıyorum yani evet. bildiğim kadarıyla. Şimdi VIP localarımıza mı? Aynen. Haydi bakalım. İşte buradan odasında banyosu da herhalde o zamanın bir suite odası mıydı artık? Vay 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 şöyle bir bakalım mı? Bismillahirrahmanirrahim. O dönemin abi şeyi artık odasının içerisinde banyosu, klozet var ya o dönemler bak. Vay be. Gerçekten burası hani elit bir otelmiş o dönemin otellerine göre. Şöyle yine küçük de bir odası var. Odada diğer odalarda olduğu gibi bir gardırop var. Ufak burada bir gardırop, aynen. Yatma alanı, uyuma alanı. Bir yatağı falan vardı burada. Her kat ahşap ya. Ya şu ahşap bile hani çok farklı şeyler hissettiriyor insana be. Aynası burada. Banyoya açılan yine havalandırması var. Abi bunu niye böyle yapmışlar mesela? Ya evet, onu biz de pek anlamadık yani. Yukarı, tam sıfır belirlenmiş yukarı yani. Birleştik. Acaba yukarı rutubet gitmesin diye mi şey? Ya, o, ya ne bileyim o kadar da şey bir şey yok ama. Çok... Ya da böyle bir valiz maliz koymak için mi bıraktılar belki? Doğru. Doğru. Abi okumuş insan başka oluyor işte. Bak biz niye olmuşuz? Bizimki de tahmin yani. Kendine biraz. Bir alan yaratıyor tabii doğru. Mantıklı vallahi ya. Yukarıda bir alan. Vay be. Bu odalar gerçekten de dediğin gibi biraz odalar. Daha ötekilere göre hani şey odalar. Tabii abi. Şöyle koridordan yine herhalde devam ediyor. Aynen. En üst katta demek ki bir tane L yapmışlar böyle bir koridor yine. Burada gene banyo, tuvalet. Aynı işte oda yine. Kısmı. Banyo, tuvaleti, odası. Vallahi hani bir kişi ya da iki kişilik bir insana yetebilecek. Muhtemelen burada herhalde bir çift kişilik evet, yatak evet. vardı yani. Nasıl böyle minimalist kullanmışlar aynen. var ya. Çok güzeller olmuş yani. Ya gerçekten çok heyecanlandım şu otel ayağa kalkarsa ben İnşallah. Gelip bir görsem şunu ya. Vallahi ya şuradan diğer odalara doğru şöyle bir geçelim. Kapalı kapıları çok severiz dediğim gibi açmayı. Hep aynı yapılar değil mi? Aynen abi. Tarz evet plan olarak genelde birbirinin eşi hepsi yani. Hepsi aynı sistem yine.
banyoda. Ha, bir tane baca kullanmışlar abi en üstte bak. Bu artık hava çıkışı mı? Bir baca var. Belki işte. Bir banyo ile alakalı bir şey, evet. Mi? Yok, buradan da bir baca görüyorum. Belki şeydir işte, sıcak soğuk su aşağıdaki hani o makine dairesi gibi bir yerden onu dağıtıyor ya. Olabilir. Belki onun bir şeyi mi, çıkışı. Evet. Duvarlar o dönemin en popüler rengi fıstık yeşili. Fıstık yeşili. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani her izleyen belki bunu hani anlamıyordur ama bazı izleyenler var. Yorumlara öyle şeyler yazıyorlar ki abi, tarih profesörü maşallah hepsi. Bak onlar bu videonun kıymetini iyi anlarlar. Tabii herkese özel yapıyoruz ama hissederek izleyelim. O duyguları yakalamaya çalışalım. Şöyle abi, devam ediyoruz. Abi bugün hakkını helal et ya. Sen bize valla... Helal olsun, sağ olun. Bugün seni çok uğraştırdık, çok yorduk. Şimdi izleyenler tek video olarak izliyorlar ama şu an ikinci videodayız arkadaşlar. Az önce bir önceki bölüm diye verdiğimiz Efe sinemasını çektik. Şu an ikinci videodayız. Efes Oteli'ni çekiyoruz. Sezgin abim Söke Belediyesi'nin arkeoloğu. Bizim için bugün o da artık ne yapıyor? Çalışıyor, mesai yapıyor. Olur, sorun değil. Bizim Allah de mesaimiz bu işte yani. İnşallah hani sizler sayesinde de hani buraların tanıtımı olsun. Tabii, buraların tabii. Tarihi yani şeylerine tabii. Böyle bir fikir bildirecek bir işte videolarınızın altına yorum düşecek insanlardan edineceğimiz bilgiler de bizlerin işlerine çıkıyor, yarayacak. Çıkıyor biliyor musun yani. Abi o yorumlar bölümünde? Yani hiç belki bizim bulaşamayacağımız insanlar görecek yani, evet, izleyecek. Evet, evet. Bir şeyler söyleyecekler. Benim bazı videolarıma hiç ummadığım insanlar. Vedat Milor bir yemek videosu çekmiştim ben o zaman. Yani anladığımız yok, yemekten de çektik. Abi Vedat Milor yazdı altına yani. Ben rezil oldum yani. Adam gurme yani, biz onun yanında neler... Olsun canım yani. Onu bak yani şey yapıp da yani ilgilenmiş, bir yazmış tabii, etmiş yani. Tabii. Çok çok güzel şeyler çıkıyor yani bazen. İnşallah dediğin gibi bizim de... Buralarda da onları yakalarız. Tabii tabii inşallah. Sökeliyiz abi, tanıtımımız olsun yani. Şehrimiz bilinsin. Yani bura mesela bak hani o şeylere göre biraz daha geniş bir oda yani. Banyo mu yok diyecektim de banyo yok. Yok var. Aynen, ötekilerden biraz daha şey. Belki burası... mesela ötekilerin banyosu sonradan eklenmiş olabilir. O evet. Yüzden mesela hani böyle üstü tamam açık, birle doğru. Birleşik değil. Yoksa burası kral dairesi. Tabii mesela hani ilk yapılışından böyle yani dizayn evet. Edilmiş. Bu direkt buraya köşeye gizlenmiş zaten yani. Ya da dediğim gibi burası artık dönemin kral dairesi falan. Gibi mı yani. Şöyle bir yakından da çekelim, gösterelim. Buyurun. Bak camlarda sineklik var ya. Kaç yılın odası ya. Camlarda sineklik var. Ben evime geçenlerde taktırdım daha sineklik yani. Vay be. Gerçekten o döneme duvarlar, fayans falan böyle çeşme tesisatları. Tabii tesisatlar hep duvar üstünden gitmiş. Yani tabii sonradan onlar hani zaman içinde hani yenilenmiştir, bir şey olmuştur. O zaman şimdiki gibi bol değil ki fayansı. Kıralım, yeniden yani. Döşeyelim. Adam üstten boruyu geçmiş artık. Tesisatla buraya döşemiş. Şimdi o zaman en üst katta bir... En üst kat teras gibi bir yeri var. Ama hani dediğiniz gibi böyle hani bir teras balkon gibi kullanılıyor muydu zamanında? Onu tam artık bilmiyoruz yani. Oo, asıl eskitme görüntüler burada. Mesela işte kullandıkları zaman bir işte ardiye gibi şeyler. Aynen depo olarak ya, mesela lambaların hani o şeyleri artık evet. Avizesi mi denir? Otelin artık teknik servisi gibi şeyleri. Birazcık yani. İşte buradan artık hani çalışanların mı artık hani böyle bir hani oturdukları kalktıkları bir mekanda. Koltukları. Belki abi yemek pişiyor da olabilir ha. Belki olabilir yani. Çalışanlar burada yemek yiyordu, belki kalkıyordu de. Yani personel. Aynen. İçeride zaten ha, oda yok, duvar örülüyor. Buralarda hani oda şeyi yok evet. Yani. Burası tamamen açık, ferah, üst kat. Vay vay vay. İşte muhtemelen şunu bir işte şey yapacağız. Efes Oteli belki yani ilk tabelalarından filan yani. Gerçekten o tabela, otelin. Doğru doğru. İşte bunları bir hani tasnif edip bir işte ayıklayıp evet. içinden kullanabileceğimizi, yaşatabileceğimizi bir şey çok, yapacağız çok yani. Güzel olur, ne bileyim kendi... Eski makineler var da bunlardan tabii biz anlamayız yani. Tabii. Mesela ama... bir su kazan, kaynatma kazanı var. Vay be. Ya bunlar bile atılmamış bak, duruyor burada yani. Yani. Çok güzel ya. Ama eskiden tabela benim şeydi işte hani biz de hani banyoda koca su kazanı evet. Altında ateş yakardık. İşte ben onu yakmanın meraklısıydım tabii, böyle. Tabii. İşte onlar da işte onlardan ona benzer bir şey aynen, yani. Aynen. Burada yine bak çamaşır ipleri var ha abi. Burada demek personel bir belki olabilir olmuş. Aynen. Onların evet. Kaldığı alan olabilir. Çamaşır kurutma falan yapılmış buralar. Dediğiniz gibi ya da bir otelin çamaşırhanesi gibi bir şeyse hani müşterilerin de çamaşırlarını yıkayıp kuruluyorlarsa evet. Öyle bir hani hizmet varsa. Aynen. Şöyle burası dediğin gibi artık ardiyesi, otelin deposu evet. Gibi kullanılmış. Demek çok müşteri çıkmıyormuş buralara. Burada daha çok yayıntılar, eski eşyalar. Buralarda saklanmış, biriktirilmiş. Artık en üst kat olduğu için biraz rutubet de almış duvarlardan.
Ama yine de şahane. Oo, bir fotoğraf bulduk. Vallahi bir... Kimmiş abi? Allah Allah. Sanatçı gibi mi sanki böyle ya da aileden biri miydi? Hiç köşede yazı mazı yok değil mi? Bir şey yok. Aa, bir damga gibi bir şey var ama. Bu Kerem mi yazıyor? Fotoğrafçının da ismi mi acaba? Rüstem mi yazıyor? Bir şey yazıyor mu? Desem. Mim. Kaç yıllık bir şey ya bu. Bir de çizim gibi sanki. Ya. Aynen. Karakalem evet. Gibi böyle mürekkep evet. Gibi bir şey. Ben bunu alayım bari da daha fazla burada yitip gitmesin. Aynen abi. Bir çerçevelense değil aynen. Mi? Aynen. Zamanı geldiğinde çünkü bunlar asılacaktır muhakkak bir yerlere yani. Şunu da alalım. Bu da onun çerçevesi. Doğru. Çok güzel. Vallahi sen nasıl yakaladın o detayı ya? Çok güzel. Çok. Vallahi herhalde abi değil mi? Otel i̇şte girip çıktıkça otele biz de yeni şeylerle karşılaşıyoruz doğru. Böyle. Doğru. Komple tadilata girilmediği için şu an daha böyle ufak tefek çıkar. Tabii neler çıkaracağız belki yani. Tabii. Tabii. Daha neler çıkacak buradan dediğin gibi. İşte aşağıda bir sahne altında şeyler var. Eski böyle afişler falan var. He, filmler. Belki aynen onlardansa işte onları bir tasnif edeceğiz, temizleyeceğiz. Tabii onlar... İşte müzede var bir restoratörümüz Akın Mert isminde işte. Onlarla ortak hani, çalışılacak. Onunla birlikte işte hani bu tip işlerin altından kalkmayı planlıyoruz. Tabii zamanı geldiğinde muhakkak güzel yerlerde kullanacaktır. Yani. Tabii. Yani bu güzel yer olsun. Sinemanın içinde dekore ederken kullanılır. Doğru. İşte kim olduğunu belirlersek hani onu yazarız işte şudur tabii. Budur diye. Çok güzel her şey valla. Evet kıymetli izleyenler. Bugün karşınızda böyle şahane bir video ile olmaya çalıştık. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Benim için gerçekten çok heyecan verici, çok özel bir videoydu bu. Kendi yaşadığım şehirde uzun zamandır bildiğim, gördüğüm ama detaylarına hakim olmadığım bir binanın içine girdim. Biliyorsunuz seviyoruz böyle terk edilmiş yerleri, gizemli yerleri, eski binaları. Bunları gezmeye bayılıyoruz. Bugün öyle bir şey başıma geldi. Çok da güzeldi gerçekten. Çok keyif aldım. Ne diyelim artık? Bize müsaade. Yepyeni videolarla yine karşınızda olacağız. Çalışıyoruz gümbür gümbür. Buradan şimdi yine yeni videolar peşine koşmaya devam ediyoruz. Videoya like atmayı, videoya yorum atmayı, abone olmayı muhakkak unutmayın arkadaşlar. Eğer bunlar geldikçe bu tarz daha güzel, daha şahane videolar gelmeye zaten devam eder. İlişkimiz karşılıklı. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Haydi Allah'a emanet.